arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKK size gelmiş olan en iyi spoiler'ı vereceğim arkadaşlar. Çiftlik gelecek, petlere değiş tokuş yapabileceğiz artık ve arkadaşlar yeni ev gelecek. İnanabiliyor musunuz? Ve ev güncelleme ile beraber seviyesi yükselebiliyormuş. Çok değişik şeyler var gerçekten. Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya, nasılsın? İyi Özgü, bugün ne yapıyoruz? Bugün şu ana kadarki en iyi, hayatında görebileceğin en iyi spoiler'ı göreceksin. Hadi be. Evet. Her şey değişecek mi? Her şey değişecek. Her şey? Her şey. Ama her şey. Her şey. Valla. Sen de değişeceksin. Ben de mi? Ben de değişeceğim. Hadi be. Ama sen... Hayatın değişecek senin. Vay be! Ay çok sevindim. Yani hayatında artık ben olmayacağım. Ya vay canına! Başkaları da... Yaşasın! Ne diyorsun? Oley! Çiftçi hayatı süreceksin. Vay! Seni bahçede besleyecekler. Koyunlarla beraber gütmek mi deniyor onlara? Ben tavuk muyum? Tavuklarla gezdirecekler, yumurtlarsın belki. Ya! Değişik yaşam! Tatile mi göndereceksin beni? Yok, direkt... Hadi o zaman spoiler'a geçelim. Direkt köye göndereceğim ben seni. Evet arkadaşlar, şimdi spoiler'a başlıyorum. Vay be, delikodcu kız da hiç tarzını değiştirmiyor, görüyorsun. Ya bedava veriliyor. Gerçekten. Bir insan bu kadar mı alacak gönüllü olur? Sulama kabımı gören var mı? Kusura bakma, orada olduğunu fark etmemişim. Çabuk sulama kabımı bulmama yardım et. Vay! Bitkileri yakında sulamam lazım. Bahsetmemiş miydim? Artık bir çiftlik sahibiyim. Vay canına, herkes çiftlik sahibi olabilecek. Son birkaç gündür bu konu üzerinde çok düşündüm ve gerçekten dağ kırsal sessiz bir hayat yaşamak istediğime karar verdim. Bakalım bakalım, resmine bakalım. Büyük bir çiftlik. Vay! Aa, ne oluyor bu? Arkadaşlar şimdi... Çiftliğini büyütüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. My Little Pony'deki Apple Jack'in çiftliği. Evet. Aynısı. Ama büyütebiliyorsun. İlk küçük veriyor. Sonra büyüyor. Sonra biraz daha büyüyor. Hatırlamıyor musun? My Little Pony'de de öyle olmadı. Özgü, ben izlemedim be. Ne bileyim ben? Evet. Çiftlik arkadaşım. Büyüyor. Hepsi böyle mi? My Little Pony'de böyle. Ya öf Özgü. Ya arkadaşlar şimdi bahçedeki bitkilerinizi suladığınız zaman böyle en sonda toplayabiliyorsunuz. Ay bir ara çiftlik bank vardı, biliyorsun değil mi Tosunlu? Herkes dolandırdı kaç tane. Kim bu ya? Bir tane küçük bir çocuk. Yok be, haberlere çıktı, sen duymadın mı? Tabii sen küçüktün o zaman. Yaşlandınız. Çiftlik bank kurdu, herkes indirdi onu, para yatırdı ona. Sonra bütün paraları topladı da gitti kaçtı ya. Çocuk. Tabii. Küçük. O 17 yaşında dediler. Vay be, 17 yaşındaki çocuk herkesi keklemiş. Tabii sen küçüktün o zaman. Neyse vay. Max level'de de böyle oluyor. Vay canına, biz max level yapalım mı? Evet ve gerçekten evinizi büyütebiliyorsunuz. Çok güzel. Minnacık mı veriyor acaba? Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bu çiftlikten yapalım mı Özge? Evet. Şimdi. Yapalım. Yapalım mı? Evin içine mi? Alamayacak olanlar. Tamam yapalım. Hayır, arada... bagla dışarıya. Çiftlik gibi yapacağız. Çok güzel olacak. Bak ben sana fikri vereceğim. Bir tavuğu eşekle takas eder misiniz? Küçük çiftliğimiz hayvanlar olmadan tamamlanmış sayılmaz. Ya Maya şu eşeğin tatlılığına bak. Ay eşek geliyor. Tavuk kuşu da var. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben bu eşeği istiyorum. Şimdi ben bu eşeği istiyorum. Tamam. Ama benim bunu alacak param yok. Var Özgü. Bir dakika. Aa, yok evet. Bir dakika. Özgü. Olsa bile bir dinle. Olsa bile gerçek parayla gelecekmiş. Hadi neyse ya. Bir şekilde alamıyorum. Yani? Ne yapmam gerekiyor? Demek ki bu petin karşılığında eski usul bir şeyi verip o peti almam gerekiyor. Doğru. Şimdi bir şeyi vermem gerekiyorsa eğer. Doğru. Bu benim... Önemsemediğim ve sevmediğim, köşeye attığım ikinci planımda olan neydi olabilir mi? Bir şeyi vermem gerekiyor. Doğru. Ben de bunu eşekle seni takas etmeye karar verdim. Bak Özgü. Sen beni eşekte bir mi tutuyorsun ya? Şakir'e benziyor. Ay, yemin ederim Şakir'e benziyor. Ama benimle değil Özgü. Tavuk da var.
tavuk var ama ben seni eşekle... Ya Özgü ya! Takmışsın beni takas etmeye. Benden yok yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. İçim benzerim yok. Muadilim yok. Muadilim yok. Neyse bir tane daha yok. Ya sus artık yeter. Ha böyle. Evet. Ay Özgü. Bir yerden tanıdık geliyor sandım. Ay Allah Allah. Ay çiftlik de bir yerden tanıdık geliyor. Gerçekten. Bunlar hele var ya bak şu. Şu bana bir yerden çok tanıdık geliyor. Hayır bir görüntüsünde de aynısı ama tıpatıp. Arkadaşlar ya siz bulabiliriz mi? Yorumlara yazın. Acaba hangi oyun? Aa pardon. Acaba nereden tanıdık geliyor? Nereden acaba? Allah Allah. Bir şey vardı aynısıydı ama. Neyse arkadaşlar bulduysanız yorumlara yazın. Birini kucağınızda taşımayı istediğiniz gibi evcil hayvanlarınızla takas etmeyi isteyebilirsiniz. Evet. Çok güzel özellik. Özgü. Bak sen sevmedin. Gıcık oldun. Sana zarar veren. Tüm petlerden kurtulabilirsin. O yüzden. İnanabiliyor musun? İnanabiliyorum valla. İyice takas edeceğim. Deneyelim bir bakalım. Şey saçmalama ya. Boş ahır mı? Boş ahır. Ahır. Aa inek. O zaman at da gelecek. Çok tatlı. At da gelecek o zaman. At. At bak mı? Ahır bu. Evet. Neresi ahıra benziyor? Ha, sen benzetebildin mi? Neresi ahır? Ahır böyle değil. Bildiğin yatak bu. Ama bak şurası. Ulan. Bak sadece şu resmi görün arkadaşlar. Burası aynı köylü evlerindeki şey değil mi? Evet. Köy evi bu. Köy evindeki mutfaktır ya. Bak masa örtüsüne. Evet. Birileri bunu şey tarz diye ceket diye giymiyor. Neyse ahır diyelim biz buna. Evet. Şunlar da saman mı? Botlarımı beğendin mi? Ay çok tatlı. Ay çiftlik kıyafeti. Çok çirkin. Bak nasıl evet, özgü. Bu ne ya? Allah'ım gözüm. Çok falan. Beğendik ya. Muhteşem. Arkadaşlar herkes alsın. Bir şey diyeyim mi? Evet. Bak şu kırmızı var ya benim balkonumdaki masa örtüsünün aynısı. Var benim bir tane şey köyde yengeler var da bunlar kullanıyor. Benim çakırım. Aynısını çok yapalım. Güzel. Alamayanlar için. Aman tanrım. Çiftlik. Allah'ım kaşlarım. Bu nasıl bir çiftçi? Bu çiftçilere hakaret. Bu kadar çirkin olamaz bir çiftçi. Ay evet bak bunun da yüzünde şeyler var. Çirkin. Sivilce ne çirkinleri görmüyor musun? Neyse özgün. Aa sırtımda bir şey taşıyabilecek. Bak bu güzel. Ay yemin ediyorum aynısı ya. Yemin ederim aynısı. Bak My Little Pony de Apple Jack'in çiftliğinin aynısı. Yol aynı. Ya. Ay çok benziyor arkadaşım. My Little Pony güncellemesi gelir mi acaba? Ha? Gelir. Hadi o zaman alamayanlar için Bug'la evimizi çiftlik yapmaya hazır mısınız? Hazırım ve bu kıyafet. Ve dıştan görünecek bu çiftlik. Evet ve bu kıyafetlerin aynısını yapmaya hazır mısın? Evet o zaman oyunumuza geçelim. Geçelim. Evet, şimdi eve çiftlik evi yapacağım. Vay, hem de alamayacak olanlar için değil mi? Evet. Çiftlik evinin aynısı gibi olsun Özgü. Bak böyle kırmızı olsun. Tamam. Tıpatıp aynısı olacak. Bak bu neye benziyor? Neye benziyor? İglo evi. Ha, ya. Evet. İglo evi. İglo evi de çok İglo ucuz. Evi. Yeni başlayan biri bile alabilir değil mi? Evet. Evet, iglo evini bir aç bakalım. İglo evi nerede? İglo evini silmişler. Ne silecekler Özgü? Orada bir yer. Valla ha. Bakın tamam, arkadaşlar. Şimdi bunu kırmızıya boyayalım. Evet, bunu bir kırmızıya boyayalım. Arkadaşlar bakın dışı aynısı gibi olacak. Bu arada bahçeye de aynısından yapacağız. Yani bir tek evle kalmayacağız. Evet, bahçe yapalım bahçe. Bahçe yapacağız. Çok güzel, bu alamayacak olanlar için. Mesela ben ilk başta böyle yapabilirim. Yapıyorsun. Kendi videomda böyle yapabilir miyim mesela? Deneyeyim senin tepesi için. Koyu yeşil mesela. Ay gri bak. Tepesi. Çatısı gri. Gri mi? Görmüyor musun? Görmedim. Bak gri. Gri mi lan o? Gri. Yeşil sonra... ama ya. Gri Özgü bu ne? Turkuaz. Koyu turkuaz. Hayır gri o. Şimdi evde kırmızı. Al işte aynısı. Ya neresi aynı Özgü? Tamam gri yok ki düz. Var var. Koyu bir renk işte yani. Aa bak ha, gri. Şu. Tamam. Çatısı tamam. Böyle. Kırmızı olarak da buraları yapacağız. Buna mı boyayayım? Evet bu. Bakalım ha, şimdi mu? Bakalım şimdi nasıl oldu? Çiftlik gibi oldu. En son mu baksak acaba bak? Böyle. Vay bakın bu. Şimdi çiftlik evinin ana temeli. Evet. Değil mi? Evet temelini attık. Şimdi de bahçe yapacağız. Evet bahçe.
Aslında bahçeye bağlan bu eve yapabilirim. Yap. Oradaki. Nasıl yapacaksın? Şimdi bir çatı için şunu kullanmam lazım. Evet. Ve? Hadi yapalım. Ama başka bir şey çıkaramam. Tamam çıkar bu evi yap. Evi nasıl yapayım? Yap yap. Nasıl? Çatıya doğru. Ne? Olmuyor mu öyle? Tüh be. O zaman şey yapalım, bu bahçe. Bahçeyi yapıyoruz. Ha tamam, toprak. Evet toprak. Yer için nasıl bir şey seçelim? Şimdi toprak kahverengi. Kahverengi bir şey seçeceğiz. Bu nasıl olacak? Bu bizim bahçemiz olacak. Onda slime var, görmüyor musun? Ya ne olacak? Bahçeden seçerim o zaman. Dur bakalım, seçeriz şimdi. Havuç vardı, havuç olabilir. Havuçla başka bir şey. Değil mi? Evet. Mantarla. Evet. Tüh, keşke aynı yerde olsun. Buradan bir şey seçmek zorundayız artık. Aynı kareden olacak. Şimdi mantarla bak bir şeyin karışımı olacak Özgür. Yok yapamayız. Ya yaparız. Ha bu iki tane bir şu bir şu. Tamam hadi. Bas. Olmadı. Olmadı. Bir daha bas. Aynı anda basacaksın Özgür. Yan yanalar ya basamıyorum. O zaman başka bir şey bas. Ondan başka bir şey bas. Bundan buna. Tamam. Aa bundan bu. Tamam. Heh. Oldu. Evet. Değil mi? Evet. Vay. Çok güzel. Bakın arkadaşlar çok iyi ya. Bak bunu da üstüne koyacağız böyle. Tamam. Bir de posta kutusu seçelim. Onu da böyle, evet, böyle çiftlikle ilgili bir şey yapalım. Posta kutusuna da iki tane deneyeyim mi? Dene be. Belki olur. Keşke olsa değil mi? Ağacı da deneyelim mi? Deneyelim. Posta kutusu oldu mu? Oldu. Valla. Evet. Okey de dur bozma. Vay canına ağacı da deneyelim. İki tane değil mi? Farklı farklı ağaç. Pembeyle yeşil. Dene. Aha. Yok artık. Vallahi en değişik ev. Ve ağaç ve çiftlik bizim ha. Çok iyi. Çıkayım mı bir? Çık. Bak güncelleme gelmeden ne havamız olacak biliyor musun? Arkadaşlar şaka mı? Vay canına. Ay posta kutusu ve ağaç görünmüyor ama. Ya nasıl ya? Ağacımız vardı bize. Ama şuna bak iki tane. Vay çok güzel oldu. Evet evin içine de bug'la bir sürü şey mi yapsak? Nasıl? Ha deneyim. Çiftlik yapalım. Ama ilk kıyafetleri yapalım. Aa evet doğru. Hadi arkadaşlar alamayacak olanlar için ilk kıyafetlerin çakmalarını yapmaya hazır mısınız? Evet surat ve saç da aynı olacak. Hadi bakalım ilk kızı yapalım. Kızı yapalım bakalım. Şimdi bu surat var. Bu surat bedava. Beleş. Beleş. Nerede beleş oraya yerleş. Özgür. Beleş iyidir iyi. Hadi bakalım. Rampaların ustasıyım, gözlerinin ustasıyım. Özgür be. Kalk kirli saç. Bu da var. Evet. Biraz hızlı yapalım. Ha, gülen bu. Tamam. Ay çok çirkin görünüyor evet ya. Evet ya. Yaşlı nine gibi. Evet. Saçımız da kahküllü ve düz. Bu benim saçımın salınmış haline benziyor bak. Kahküllü. Benim de kahkülüm evet. Böyle. Değil mi? Tamam. Üzeri nasıl şimdi? Üzerinde masa örtüsüne benzeyen kırmızı uzun kollu bir şey. Ay, Özgür. Aynısı. Bir dakika. Hangisi orijinaldi ya? Gerçekten hiçbir fark yok. Bu sefer arkadaşlar en benzettiğimiz şey bu olabilir evet. Şimdiye kadarki spoilerlarda. Almayın. Bence de sen de alma Özgür. Bak anne yok, bedava vermez ya. Falan. Yok yok geliyor bana geliyor. Elmasın yok zaten sen fakirsin bu aralar. Ne? Alma Özgür. Bak kaç elmasın var. 11. Hah. Şimdi senin buna elmasın yeter mi? Yetmeyecek. En az bir 100 elması var bunun 100 elması. Kimin yüzünden gitti acaba elmaslarım? Kendi yüzünden Özgü tasarrufu olmayı bir elindeki kıymetini bilmezsen öyle olur. Doğru. Şimdi Özgü bak bunun eteği var. Böyle uzun uzun etek vardı ya. Bak biliyor onu. Çok yaşa Özgü. Arkadaşlar, kamu spotu vermek istiyorum Özgür. Evet arkadaşlar, eğer böyle olmak istemiyorsanız ve yazın başlangıcında
şöyle burnunuz aksın istemiyorsanız dondurma yemeyin. Bir ay daha bekleyin. Dondurma yemeyin, yoksa böyle olursunuz. Unutmayın. Etek vardı böyle uzun. Bak. Aman. Ay Özgü. Gerçekten renk dışında hiçbir fark yok. Evet. Hatta üstü benziyor. Alttaki etek benzemedi bir tek rengi. Ayakkabı? Şöyle bot, postal giymiş. Postal mı? Evet yani. Giy Özgü, giy. Erkeklerin giydiği var ya, ondan giymiş. Ay bakalım. Aman. Ay. Aynısı ya. Aynısı ya. Senin bu giydiklerin ücretsiz mi? Sonra yorumlara yazıyorlar. Abla senin yaptığın daha pahalı diye. Özgü. Ha? Biz alamayanlar için yapıyoruz yani. Hani belli ya. Bizim yaptığımız kesim. Doğru. Dar kesimli, orta gelirli. Yani. Evet, dar kesimli. Neyse, bunu kaydet. Evet. Sizce benzedim. Yorumlara yazın. Bakın şöyle. Ve bu kıyafetten yapıp resim çekilip Özgü'nün Instagram'ına gönderenlere Özge hepsini tek tek açıklıyormuş isimlerini. Hadi artık bakalım. Onlara da birer tane yüz elmas veriyormuş. Artık mı yapmayacağım? Ve ondan sonra da UFO evi kodu. Ya geri zekalı mısın? Vermeyecek. Vermeyeceğim. Niye vereyim ben yüz elması? El elmas ver. 30. 10. En fazla ismini söylerim. Yapma ya arkadaşlar. Demez. Evet, şimdi bu aman tanrım kaşları böyle havaya doğru, ay dur, rengi, üçgen olan erkek. Rengi bu. Bunun rengi bu. Yok, bir ton daha açayım. Bu. Evet. Yoksa bu. Rengimiz bu. Şimdi yanakları şimdi kaşlar. Al olan. Aman tanrım, bu surat gelecek Özgü. Kim alır ki bu suratı? Yapmayın arkadaşlar. Bizim yaptığımız surat daha güzel olacak bence. Bu nasıl bir surat? Bunu kime benzettiler acaba Özgü? Allah bu. Özgü, bıyığı mı var bunun? Kaşları aynı. Ha bu. Kaş. Özgü. Ağzı açık. Vampir o. Ya kaşları benzetme Özgü. Gülen bir surat işte. Tamam. Yanakları al. Gülen bir surat. Böyle. Ha. Bu işte. Ha. Şöyle olsaydı insan gibi ne olurdu ki? Bu nedir ya? Bu ne ya? Tamam, hayır, üzülme, tamam. Evet, ay bunun bak Özgü civcivi var, bunu yapamayacağız ama. Bak. Aman tanrım. Ya çok evet önemli. Arkadaşlar, bu da masa örtüsü geçirmiş üzerine. Evet ya, herkes aynı kumaştan alınıyor. Aynısı. Bakayım, aa tıpa evet, tıpa. Vallahi aynı. Tıpatıp ya. Vay be. Tamam, aa bahçıvan üstü var mı? Bahçıvan pantolonlu. Yok. Şortlu. Var. Var mı? Var. Hadi ya. Evet. Ücretsiz değildi tabii. Özgü değil mi? Değil tabii. Seninki ne kadardı acaba, değil mi? Neyse bak, belki bizimki daha ucuz. Sen 100 elmas de, ben 150 elmas diyeyim. Sen nerede mi kaldı Özgü o zaman? Vesile 200 desin. Biz bedavasını yapalım. Bence şortla üst seç. Evet. Özgü, bagla 200 giyinebiliyor muyuz? Aa, deneyeyim mi? Dene bir. 2 alt. 2 alt. 2 alt oluyorsa 2 üst de olur. Hadi bir dene. Dene Özgü herhangi. Tamam, şuradakileri deneyeceğim. Hadi. Dene. Dene. Olmuyor değil mi? Tüp be. O say çok iyiydi. Evet, alt olarak da bu ve aynısı. Vallahi aynı. Tıpatı. Bir tek şurada civcivi ve şurada bir tane şey askılı şey eksik değil mi? Üzerini deneyeyim mi? Belki olur. Neyse. Yok olmuyor. Ayakkabı kahverengi. Kahverengi bot. Kahverengi bot. Anladım. Yani bot. Bot Özgü ne yapsın? Ne yapsın? Bu çocuk daha ne yapsın? Çiftlikte dolaşıyor. Ayağına tezek bulaşır. Efendime söyleyeyim. Koyun tezeyi. Ondan sonra keçi tezeyi. Tavuk pisliği. Oo! At boku. Ne istersen var. Bu çocuk çiftlikte çalışıyor. Çiftlikte. Ne yapsın? At boku. Tabii. Ne kadar zor. Çiftçilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Bu sıcakta. Ve soğukta. At bakıyorum. Tabii Özgü. Nasıl zor biliyor musun çiftlik işi? Oo. Ya şapkayı da yapalım, hazır yapmış. Ha bu arada karakter gelsin. Abi ben... Evet.
Orijinali mi sizce? Yoksa bizim yaptığımız daha güzel ya. Tabii ki. Vallahi daha güzel. Vallahi bak bunu özgü. Gerçekten bak, daha güzel. Bak düşünün mü? Gerçekten daha güzel ve gerçekten bundan alamayanlar olursa almasa da olur. Bunu yapın. Vallahi bunu yapın. Üzerimdeki bedava, altımdaki de paralı galiba. Ben erkek olsam bunu yapın. Ben de. Vallahi bu daha tipi iyi oldu özgü. Evet, bence. Nedir ya? Çok daha iyi oldu. Evimiz bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, orijinali de şurada görüyorsunuz. Evet. Bizimki böyle oldu. Orijinali de böyle oldu. Bakın çiftliği, şeyi de var bizim. Çiftliğimiz. Bak yanda kahverengi değil mi? Evet. Bakın. Vallahi bence bu olur yani. Parası bence olmayan de böyle yapabilir. Gayet güzel bu arada. Gayet güzel ya. Fag yapsanız bunları koyarsınız. Hatta var ya puntingin içine daha güzel olurdu. Ay evet. Bir de erkeği çıkar bakayım. Erkek bence erkek çok olur. Daha güzel oldu. Bir şey evet. Değil mi? Dalga geçmek için demiyorum ama eğer çiftçi yapacaksanız ona boşuna para vermeyin, bunu yapın diyorum. Evet, elinizde bu malzemeler varsa bence bunu yapın. Ben olsam bunu yaparım. Çünkü şuna tarzına bakın ya, ondan çok daha iyi ya. Bence de. Buradan erkek takipçilerimize sesleniyoruz. Şu aha da şundan almayın. Hele şu suratı var ya, hiç takmayın suratınıza. Bu nedir ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Kaşlı bu, üçgen. Üçgen prizma. Kara kaşlı. Neyse, bak şimdi insanlar geldi mi? Geldiler. Araç şeyine bas, çantana. Evet. Araç yerine git. UFO. UFO aracını çıkar. Biliyorum, bak ama bu. Bak. Şimdi bak dur bir bekle. Uçuyor falan. Uç şimdi uç. Uçuyor işte. Bak. Oha. Adam kaçırıyor adam. Aa inanmıyorum. İnsan kaçırıyor bu. Bak. Yok artık. Bak bırakmaya çalış mesela. Şöyle bir salla. Dön. Bırakamıyorsun ay, bak. Artık sen ona mahkumsun. Çek. Çek be. Kaçırdığın etlerini çekemiyorsun. İşte bak. Öyle bir sorun var. Vay. Gördün mü Özgü? Bir kere bile insan denemez mi ya? Ve ne zaman bırakabiliyorsun biliyor musun? Bak mesela, uç. Aracını çantana koyduğun zaman. O zaman onu bir yere atalım mı? Ne yapıyorsun Özgü? Aa gerçekten birini bir yere atıp kaçabilirsin ha. Gel aşağı atıp. Arkadaşlar bu arada uzay aracı ne kadar yorumlara yaz. Değil mi? Bak aşağı attım. Ay ben de aşağı düştüm. Bak aşağı. Aa Özgü çok ayıp vallahi ya. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Bu güncellemeyi ben sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de gerçekten çok tatlı bir güncelleme. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu arada eğer isterseniz Maya ile 24 saat boyunca köylü olabiliriz arkadaşlar. Bir gün boyunca köylü olarak uyanacağız. Ondan sonra yumurtalarımızı toplayacağız. Aa o zaman konuşmamız da değişecek. Evet Maya topukunu taşıyacak. Aa konuşmamız mı değişecek? Şivemiz değişecek Özgü. Aa. Köylü şivesi yoksa ne anlamı var köylü olmamızı? Doğru. Bence istemezler. Biz güncellemeyi tanıtıp geçeriz. Bu videoya 5000 like gelirse 24 saat... Gelmiyor gelme bacım. 24 saat köylü olacağız. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.